Alerji, özellikle besin alerjileri, iştahsızlığın özellikle küçük bebeklerdeki en önemli nedeni olabilir. Ama alerji kronik bir hastalık olduğu için, vücutta yaygın bir yangı olduğu için, vücudun hasta olduğu her durumda olduğu gibi alerjik hastalıklarında da yine iştahsızlık genel bir bulgu olarak karşımıza çıkabilir. İştahsız çocukların ve küçük bebeklerin mutlaka alerji açısından araştırılması gerekir. Biz besin alerjilerini, süt alerjilerini, yumurta alerjilerini bazen sadece iştahsızlığın üzerine giderek buluruz. Dolayısıyla eğer bir çocuk daha önce iyiyken, iştahı yerindeyken, anne sütünü emerken, hiçbir problem yokken ek gıdaya geçtiğinde bir iştahsızlık ya da eklenen yeni gıdalarla bir iştahsızlık tarif ediyorsa mutlaka besin alerjilerinin soruşturulması gerekir. Çünkü besin alerjileri sindirim sisteminin bütün fonksiyonlarını olduğu gibi iştah kısmını da etkiler. Bazen bu iştahsızlık bir reflü nedeniyledir. Ve reflü yapan neden besin alerjisidir. Bazen besin alerjisinin yaptığı karın ağrısı tabii ki çocukta bir iştahsızlık yapacaktır. Ya da kabızlık, yani besin alerjisinin yaptığı kabızlık çocuktaki iştahsızlığın nedeni olabilir. O nedenle iştahsız çocukların, kronik bir şekilde iştahsız çocukların besin alerjileri açısından mutlaka değerlendirilmesi gerekir.